Merhabalar, yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım. Biraz duvar yükseltip geldim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Uzun süredir şehir dışındaydım. Biraz size stok video yapmıştım. Şimdi geldim. Ben de hoş buldum. Bayağı bir duvar yükselttim arkadaşlar. Bu arada yeni sezonumuz da geldi. Altın biletimizi vesairemizi alacağız. Clan Savaş Ligimiz var. Oradaki savaşımızı yapacağız. Bayağı dolu dolu bir videomuz olacak. Onun içinde bir tane inşaatçımız boştaymış. Cehennem Kulesi 8 gün 17 saat. Barbar Kralı burada. Biraz kahramanlarım yükseltmede biraz ama umarım o sorunları da atlatacağız arkadaşlar. 89 seviye. Biraz normal ligi geç başlatacaktık aslında da sıkıntı yok. Kraliye Şampiyonu Okçu Kulesi Belediye Binası 2 saat 6 dakika tamamdır. Onlar yükseltmesi bitsin. Duvarların önemli bir kısmını yükselttik. Altın bileti aldıktan sonra ucuz bir şekilde daha fazla yükseltmeye devam edeceğiz. %12 etkinliği geldi. Clash yıl dönümü bina bolluğu. Bu etkinlik sürecinde asıl köydeki ve inşaat üstündeki tüm bina yükseltmeleri %12 daha kısa sürede tamamlanacak. 12. Clash yıl dönümün kutlu olsun diyor. Teşekkürler. Ne yazık ki bir aylık kahraman yükseltme etkinliğimiz bitti arkadaşlar. Umarım tekrar geri gelir. Gerçekten güzel bir etkinlik bu çünkü. Yeni altın biletimizde de anime karakterleri var. Ben çok animelerle haşır neşir olan bir insan olmadığım için bir Tsubasa bir de Guts'u izlemiştim anime olarak. O yüzden ben pek anime tarzı şeyleri sevmiyorum ama öyle yapmışlar bu sefer arkadaşlar. Seven vardır mutlaka. Sadece pek benim tarzım değil ama zaten altın bileti her türlü alacağız. Şurada Kraliyet Şampiyonu kostümümüzü alacağız. Bir tane arkadaşım şeyi beğenmiş. Anime şampiyon kostümünü bayağı beğenmiş şampiyon haline. Yani şampiyon hali fena durmuyor. Diğerlerini bilmiyorum ama onlara da bakarız zamanı geldiğinde. 27 dakika sonra bu arada kazıcının yükseltmesi bitiyor. 6. seviye yükseliyormuş. Güzel. Aslında kazıcının yükseltmesi bittikten sonra kazıcıyı kullanmak için bırakıp Anka kuşunu falan da yükseltebiliriz. Orada bir de bir şeyler yapacağız. Duruma göre bakacağım. Bugünkü videoyu büyük ihtimal biraz yayarak çekeceğim. Yani 2-3 saat sonra da belli bir partini çekeceğim. O şekilde olur diye düşünüyorum. Bu arada bu videoya bir 30 like atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Geçenki videolar çok iyi izleniyordu. Çok güzel like geliyordu. Desteğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayan varsa da abone olursa çok çok mutlu olurum. Şimdi ne yapalım? Altın biletimizi alaraktan başlayalım arkadaşlar. Altın biletimizi aldıktan sonra biraz ganimet kasacağım. En sonunda da lig saldırımız yaparız. Çok güzel bir şekilde videoyu sonlandırırız diye düşünüyorum. Onun için de Korkusuz Oyuncu adında bir kanalımız var. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Belediye binanın sonuç ve üstü arkadaşlar. Şu an için gelebiliyor. Normalde 14 ama 13'e kadar alıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dilerseniz gelebilirsiniz. Şu an klan davetli modunda yalnız. Lütfen klana davet atarsanız işte bir 12 saat falan herhangi başka bir klana girmeyin. Zaten ben gördüğümde kabul ederim büyük ihtimalle isteğinizi. Bilginiz olsun diyorum. Ve o zaman altın bileti alıp geleyim. Şuradan altın biletimizi alacağız. Altın biletin burada fiyatı ne kadarmış? 280 liraymış. Ama altın biletimizi kapalım. Güzel. Altın biletimizi aldık arkadaşlar. Altın bilet alın diye yazıyor. Gel bakalım şuradan altın biletteki ödüllerimizi alarak başlayalım videomuza. Burada kahraman görünümü anime şampiyonu olarak başlıyorum arkadaşlar. Bir taşla bağış, %10 eğitim hızlandırma, %10 araştırma hızlandırma. Toplayalım şunları güzel bir şekilde. Gel bakalım şöyle, tamamdır. %15'e erişmek bayağı bir zor oluyor. Ona erişemeyiz büyük ihtimalle ama buradaki görevleri özellikle dikkat etmeye çalışacağım. Klan savaşlarında 15 yıldız kazan, çok oyunculu savaş, inşaat üstünde savaş, çok oyunculu savaş, yılların büyüsü kullan, toplam 10 barınmanı kaplayacak kadar büyü bağışla diyor görevlerimiz bize arkadaşlar. Şöyle gel bakalım. Şu an sinsi goblinimiz vesairemiz var. Tamam. Ufak bir ganimet kasmaya başlayabiliriz bence. Şuradan kara iksirimizle şey yapalım. İnşaatçı ile ne yükselteceğiz bu arada? Kara iksir deposunu yükseltmek istiyorum. 10 milyon. 2 saat sonra şeyimiz var. Altın harcamaya gerek var mı? 2 saat sonra BD binası bittikten sonra ne yükselteceğim? Cehennem kulesi yükseltebilirim yine. Oğlum bu buglanmış bu arada. Ha, tamamen yeşil gibi gözüküyor ama. Aynen burası buglanmış arkadaşlar. 8 gün 17 saati var bunun da. Orada bir sıkıntı olmuş. Cehennem kulesi yükseltebilirim herhalde ya. Altınla beraber. O yüzden şöyle yapacağım. 2 saatlik süresi var değil mi? Burada kara iksir deposunu yükseltmeye bırakacağım arkadaşlar. 10 milyona. Güzel bir şekilde kara iksir depomuz yükselsin. Bir 9 gün 8 saatlik süresi varmış. Ve güzel bir köy bulalım. 2 kat yıldız bonusu etkinliğimiz de var. Biraz ganimet kasalım. Videonun sonunda zaten lig saldırım yapacağım. Dediğim gibi. Bu arada yarın canlı yayında olacak. Bilginiz olsun.
Saatini Discord'dan bildirimi gelir. YouTube'dan bildirimleri açarsanız abone olup YouTube'dan da gelecektir. Bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar. Yarın bir canlı yayın açalım. Hem lig saldırının canlı canlı izleriz. Güzel olur. Hem köylerinizi inceleriz. Hem ganimet kasarız. Üçünü bir arada yapacağım. Bilginiz olsun. Böyle karışık, güzel, eğlenceli bir yayın olacaktır. O yüzden gelmek isterseniz ben bilgilendirmemi yapmış olayım. Şimdi burada belediye binasına nasıl saldıracağız? Tomruk atar kraliçe falan kullansak. Şöyle kraliçeyi attım, tamam mı? Tomruk atarı da attım. Çok güzel. Orada monolit inecek de şuraya atlama büyüsü lazım ben diyeyim. Yoksa kraliçe içeri girmeyecek, dışarıdan dolanacak, sıkıntı yaşayacağız. Şöyle koruyucuyu da attım arkaya. Bu iki kahraman zaten büyük ihtimal yeterli olacaktır arkadaşlar belediye binası alma konusunda. Bayağı önemli iki kahraman çünkü. Özellikle ganimet kasarken yıldız almak için. Şampiyon ve barbar kral bir nebze daha az iş yapıyor. Özellikle kraliçe çok önemli. Bir de koruyucunun özelliğiyle beraber burada kraliçe ile bence belediye binası indirmeyi başaracağız. Yıldız alma konusunda kahramanlar önemli oluyor özellikle sinsi goblinle ganimet kasarken. Burada saldırıyı sonlandıracağım. Güzel bir şekilde ganimetimizi alalım. Duvarların dediğim gibi yarısını yükseltmişiz. Baktığımızda bayağı iyi çalışmışız. Duvarları bitirdikten sonra ve kahramanların yükseltmelerini bitirdikten sonra zaten artık ganimet kasmaya değil de şey kısmına geçeceğiz. Burada orman birinciliği orduyu denemek istiyorum ben özellikle. O kısımda denemeler yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun ilerleyen zamanlar için. Ayrıca de yakın zamanda burada tek oyunculu videosu gelecek. Buradaki ödülleri toplayacağız. Burada çok fazla tuzak vesaire de oluyor ama sıkıntı yok, hallederiz her türlü. Bilginiz olsun ilerleyen zamanlarda, yani yakın zamandır burayı da halledeceğiz arkadaşlar. Mümkün olunca tek oyunculuğu da ilerlemeye çalışacağız. Hadi bakalım. Şöyle ganimeti bayağı güzel. Ölü köymüş bir yandan da. Kahramanlar da iş yapar. Monolit orada bir tek bize sıkıntı çıkartacak. Şimdi monolit sıkıntı ya. Ölü köylerde ölmüyor falan. Bir de kara eksili bina normalde ölmesi lazım bence bu köy binanın. Ama ölmüyor arkadaşlar. Biraz saçma orası. Şimdi nasıl yapalım bu işi? Burada ortalarda boşluklar vardı. Ben gördüm o boşlukları. Şöyle 3 tane attım bakalım buraya. Buraya atlama büyüsü. 2 tane görünmezlik var. Onun da farkındayım. Tamam, şu altın deposunu alalım bakalım. Tek seferde indirmeye çalışacağım. İnşallah görünmezlik büyüsü gelmeden indirmede yeterli olurlar ki olacak. Aa, ya bir canı kalır mı ya? Harbiden bir canı kaldı. Gittik kara iksir deposunu alıyorduk az kalsın. Şöyle belediye binası indirelim arkadaşlar. Çok güzel. Şurada kara iksir namına bir tane kara iksir sondamız kalmış. Onu da alalım. Güzel, kara iksiri de indirdik. Burada saldırıyı sonlandırabiliriz. Şöyle saldırıdan çıkıyorum. Bayağı güzel ganimet elde etmiş bulunduk. 3078 kupadayız. Şöyle sinsi goblinlerin basmaya devam edeceğim. Hatta sinsi goblin basmayı bıraksak mı diye düşünmüyor da değilim. Şöyle hız büyüsünü silelim. Çünkü şey yapacağım ya. Lig saldırısı için ordu basacağım arkadaşlar. Şöyle eşleşme bul diyelim bakalım. Sinsi goblin basmayacağım şu an için. Sinsi Goblin yerine birazdan ana ordumu basacağım arkadaşlar lig saldırısını yapmak için. Şöyle rakip bulup hemen geliyorum. Buraya saldıralım. Zaten ganimeti toplaması da kolay. Şöyle gel bakalım, birkaç köye daha saldıracağım. Ondan sonra videoyu durduracağım. Sizin için lig saldırısı için hazırlık yapacağım. İşte orduyu vesaire hazırlayacağım. Klan kalesini hazırlayacağım. Bir rakibe nasıl saldıracağımı bakacağım. Belediye binası 16 rakip gibi gözüküyordu ama bayağı böyle dandik bir belediye binası 16. Belediye binası basmış. Ağır savunma basmış. Onun dışında bütün savunmaları düşük. O yüzden halledebileceğimizi düşünüyorum ben şahsen. Şuraya bir tane atlama büyüsü attım arkadaşlar. Şurada da iksir toplayıcı aldıktan sonra burada belediye binasını almak için çabalamayacağım. Saldırıyı direkt sonlandırıyorum güzel bir şekilde, tamamdır. Barış için çok teşekkür ederim bu arada. 26 tane, 3 tane tamamdır. Halen var. Yıldız bonusunu da halledersek ganimet aşırı iyi. Şöyle hemen buraya saldıralım. Bu arada sadece toplayıcılarda ölü bir köy olması lazım. Aynen ölü bir köy. Ama ganimeti çok iyi arkadaşlar çünkü toplayıcılarını, sondalarını ve madenlerini son seviye yükseltmiş arkadaşımız bizim için sağ olsun. O yüzden işlerinde çok iyi ganimet bulunuyor. Şöyle ganimeti hemen alalım. Güzel ve hızlı bir şekilde. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Başka
Kara iksir deposunda kara iksir varmış. Yıldız almamız lazım aslında ama ortada boşluk yok. O yüzden inşallah bir sonraki saldırıda arkadaşlar yine çok güzel ganimetimizi aldık. Hadi bakalım buraya da saldıralım. Ama yine yıldız almamız çok zor ya. Ne yapacağız o işi? Acaba kraliçeyle denesek mi bir şeyler? Şöyle şunları önce bir toplayacağım arkadaşlar. Son saldırım olabilir eğer yıldız alırsam. Yıldız bonusunu almak istiyorum çünkü. Alt taraftan şöyle bir kraliçeyle deneme yapalım da şey ihtimali çok yüksek ya. Kraliçenin etrafta dolanma vesaire ihtimali o kadar yüksek ki. Bilmiyorum gerçekten. Kraliçeyi belediye binasına aldırttırabilir miyiz? Ya da %50 alır belki kraliçe. Hiç belli olmaz. Tek başına %50 de alabilir. Kraliçe etrafta biraz dolaşacak. Orası çok belli. Şuraya bir tane atlama büyüsü atalım. Belki kraliçemiz kullanmak ister. Şuraya bir tane hız büyüsü bıraktım. Bakalım bakalım. Belediye binasını uyandırdı Tomruk Atar. Kara iksir deposu var orada. O kara iksir deposunu aldırtmak istiyorum ben kraliçeye. Baykuş'u koruduk ama orada çoklu cehennem de vuruyor. %40'lık bir oran geldi. Herhalde kraliçeyi de alacağız ya. Bu arada kraliçe 89 seviye olmuş. Maşallahı var. Bir seviye sonra maxlanıyor. Belediye binası 15 seviyesinde. Kraliçeyi gerçekten hızlı maxladık baktığınızda ama zaten belediye binası 15 geçiş videosunda kraliçe 84 seviye oldu direkt arkadaşlar. 4 seviye birden yükselttik. Muazzam bir geçiş videosuydu bence. Benim için çok yararlı ve iyi olmuştu açıkçası. Burada kara iksir deposunu da indirmeyi başaracağız. Koruyucunun özelliğini bastım arkadaşlar. Kraliçenin canı fullensin diye. Yıldız bonusumuzu da aldık. Tam 10.000 kara iksir almışız burada. 1 milyonda toplam altın ve iksir aldık. Yıldız bonusumuz da güzel bir şekilde geliyor. Gayet tatlı bizim için diyebilirim. Artık buradan bunları sileceğim. Bunları sildikten sonra şuraya bir tane hız büyüsü bas. Sinsi goblinleri de bas. Ondan sonra kalan kısmı arkadaşlar ordumu basacağım. Şöyle kare iksirle buradan süper duvar yıkıcı açıyorum. Lig saldırısı için. Ondan sonra gel bakalım. Şuradan eğit dedim arkadaşlar. Ve lig saldırısı için ordumu eğittim. Değişiklik yaparsam büyüde vesaire karşı rakibe göre klan kalesini de yaparım. O yüzden sıkıntı yok. Bir tane atlama büyüsüm eksik orada. Bir tane atlama büyüsü eksikmiş. Onu da ayarladık. Şuradan Tomruk Atar'ı da bastık. Tamamdır. O zaman lig saldırısı için ben hazırlanayım. Geriye kalan ordumuzu da kullanalım. Ondan sonra lig saldırısıyla beraber karşınızda olacağım arkadaşlar. Hemen lig saldırısı için hazırlanıp geliyorum. Sizin için buraları keselim. Hadi bakalım. Evet, lig saldırımızı yapacağız. Lig saldırımızı yapmadan önce inşaatçımızın bir tanesi daha boşta ve ben aralıkta da birazcık daha ganimet kastım. Cehennem Kulesi yükseltmeyi düşünüyorum arkadaşlar. 17,1 milyon. Şuradan şunu da toplayalım güzel bir şekilde. Kara iksirle şimdi birazdan kazıcıyı kullanacağım için. Burada Anka Akuşu'nu mu yükselsem, kazıcıyı mı yükselsem acaba? Ya kazıcıyı 10 seviye yapalım ya. Saldırıdan sonra kazıcıyı yükseltiriz. Lig saldırımızı yaptıktan sonra. Şimdilik bu lig saldırısında kazıcıyı kullanacağım. 19 milyon altınımız var. Altını zaten direkt şeye harcayacağız. İksiri de harcayabileceğim herhangi bir yer var mı? Yok. Duvarı kullanacağım arkadaşlar direkt. 5,4 milyona burada 2 tane duvar basabiliyoruz iksirle beraber. Gayet güzel. Geri kalan altınımla da yükseltme yapacağım. Yalnız 2 gün boyunca inşaatçılarım dolu olacak. Gerçi hızlandırma basarız. Çırağı kullanırız. Çırak bu konularda çok iyi oluyor. Bir gün 22 saat var. Hem Kraliyet Şampiyonu'nun hem Okçu Kulesi'nin. Tamamdır. Onlar hallolur. Burada Cehennem Kulesi'ni yükseltmeye bırakacağım arkadaşlar. Şöyle Cehennem Kulemize belediye binası 15 seviyesi 17,1 milyon altın harcayarak 8 gün 13 saatlik bir süresi var. Yükseltmeye bırakmış bulunuyorum. Gayet güzel. Kara iksirimizi de zaten harcayacağız. Sorun yok. Şimdi şunun bir 3 saniyesi kaldı. Tamamdır. Biraz tazı falan ekledim arkadaşlar. Orada hafif değişiklikler yaptım. Bir de ne yazık ki iki kahramanımız yok ama rakibimiz zayıf olduğu için bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şu an 12 saldırıda 31 yıldız almayı başarmışız. Şöyle gözcülük yap diyelim. Belediye binası 16 rakibimiz ama sadece ağır savunma ve belediye binası yükseltmiş. Gördüğünüz üzere şurada 3 tane tekne cehennemimiz var. Kahramanlarımız eksik. Köy çok zayıf farkındayım ama yine de dikkatli oynamamız lazım. Burada yıldız kaybı yaşamak istemiyorum basit bir şekilde arkadaşlar. Nasıl saldıracağız? Buradan tızı artı kaya balonunu atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buradan da kraliçe ile beraber oynamayı düşünüyorum. Bir sıkıntı yaşamazsak. Bir de şu klan kalesine bir bakayım. Diğer rakiplerde neler varmış. Klan kalesinde muhtemel ne göreceğiz. Onu da görmüş olayım. Nerede bu rakibimizin klan kalesi?
Bunu da dışarı tarafta aynı düzen hatta. Şöyle şey kullanmış arkadaşım, süper okçu kullanmış. Şu klan kalesinden ne çıktığını görmem lazım. Benim için orası önemli arkadaşlar. Genelde klan kalelerinde aynı şeyleri atabiliyorlar çünkü. Süper minyon çıkarsa orada dondurma büyüsü ya da görünmezlik büyüsü kullanmam lazım benim kraliçe için. O üst taraftan saldırmış. Normal minyon çıktı. Gel bakalım alt tarafa, klan kalesine. Aynen, süper minyon var. Süper minyonlar kraliçe için çok büyük tehdit. Direkt tekleyebiliyorlar çünkü. Burada kraliçeye direkt atacağız ama dikkatli olmamız lazım. Hatta buraya direkt zehir büyüsünü yapıştırayım, öyle çıkarttırayım kraliçeyi. Eksik kahramanlarla oynamak dediğim gibi kolay olmayacak. Dikkatli olmamız lazım. Koruyucuyu hangi kısımda kullanalım? Koruyucu ilk kısımda kullanmayalım, ikinci kısımda kullanalım. Hadi bakalım, saldırıma başlıyorum. Hakkımızda hayırlısı arkadaşlar. Umarım bir sorun yaşanmaz videoda ya da saldırıda. Şöyle şuradan kaya balonumu seçtim arkadaşlar. Kraliçem burada. Tamamdır. Şöyle şuraya bir tane duvar yıkıcı. Tamamdır. Süper minyonları halletmeyi başardık. Şuraya bir tane dondurma büyüsü atacağım arkadaşlar. Tamam. O zehir büyüsü de bize çok ciddi sorun yaratacağını ben düşünmüyorum. Kraliçe iç kısma doğru ilerliyor. Güzel. Şurada bir öfke büyüsü kullanacağım. Zehirlerin etkisi bitsin. Çok iyi. BD binasını indireceğiz bu noktada. Çok güzel. Şimdi kraliçe ölmeden devam edebilirse orada. Ama kraliçenin ölme ihtimali burada yüksek. Dikkatli olalım. Evet, kraliçe öldü. Ulan ya. Abi geri çağırma büyüsü gitti boşa. Dur. Trollemeyelim. Zaten kahramanlarımız eksik. Şöyle attım arkadaşlar. Bu tıklamadığı için sorun yaşadım yine. Geri çağırma büyüsünü boşuna attık. Ve monolit şeyi mi gördü cidden? Tazıyı direkt teklemiş. Vallahi buradan galiba 2 yıldız alacağız ya. Kahramanımız da eksik. Kraliçeyi çok bedavaya kaybettik. Orada öfkeli yaşar dedim de yok, yaşamıyor arkadaşlar. Cidden yaşamıyor. Şöyle koruyucunun özelliğine bastım. Bayağı bir ejderha binicim var. Şuraya bir tane öfke büyüsü attım, iki tarafa birden etki etsin diye. Ki fena da olmadı bence. Ama merkezde cehennem kuleleri ve eksilerleri var ve ordumuz çok dağınık. Kahramanımız da yok koruyucu dışında. Yani buradan 2 yıldız alacağız ya. Çok rahat 3 yıldız alabilirdik. Neyse, sağlık olsun. Normalde dediğim gibi ligi geç başlatacaktık arkadaşlar. Kahramanlardan yana ciddi bir sorunumuz olmayacaktı. Bir de hızlandırma var ya çırakla beraber. Ama sağlık olsun, çok dert değil. 2 yıldız aldık. Köyden 3 yıldız alabilirdik. Kraliçeyi öldürmeseydik. Kraliçe bu köyü tek başına bence çok rahat temizlerdi. Bir de şey çok sıkıntı oldu ya. Tazı direkt inmiş. Ben orada kaya balonu orada moneti indirir diye düşünüyordum. Şuraya dondurma büyüsü atacağım. Kahramanların eksikliği sıkıntı oluyor. Normalde şu an barbar kral ve şey olsaydı her türlü burası 3'tü. Bunlara rağmen ama ne yazık ki kahramanlarımız yükseltmedi. Etkinlik bitti. Bir de ben etkinliğin bittiği tarihe de sürekli bakmıyordum. Sağlık olsun. 2 yıldızla başlamış olduk. Sonraki saldırılarda daha iyi saldırılar yaparız. Bunlar da elimize kaldı. Zaten bir şey yaramazlar arkadaşlar bunlar bu saldırıda. Şöyle %85 2 yıldız. Bir şeye bakmak istiyorum ya. Zeppelin kısmına ben bir bakacağım arkadaşlar. Çok hızlı temizlemişler ya. Küçük şeyleri de çok hızlı öldürmüşler. Orada şeyin içinden çıkan. Direkt kilitlenmiş, kesmiş valla. Orada biraz can sıkıcı bir savunma. Keşke şey yapsaydık. Kraliçeyi geri çağırma büyüsüyle çağırıp oynasaydık. Oraya 3 yıldız atardık ama dediğim gibi canımız sağ olsun. Normalde kolay bir köydü. Hem kahramanımız eksik olduğu için hem de kraliçeyi bedava öldürttüğümüz için 2 yıldızda kalmış bulunduk. Yani kahramansız savaştık gibi düşünebilirsiniz. Orada koruyucunun özelliğini de basmadık. Aslında orada kaya balonu da yaşayabilirdi. Şeyi de kullanamadık. Kuşatma makinesini de kullanamadık. Bayağı kötü saldırdık ama canımız sağ olsun arkadaşlar. Oyun sonuçta. İlerleyen kısımlarda daha ilerini yaparız diye düşünüyorum. En azından tek yıldızda kalmadık. Yine 2 yıldızda idare eder bir sonuç diyebilirim. Bu köye göre bayağı kötü ama
Sağlık olsun. Çok zor köylerden de 3 yıldız alıp telafi ederiz arkadaşlar orada yıldız kısmımızı. Zaten bu savaş gününü her türlü kazandığımız için o kadar ciddi kritik bir 2 yıldız 3 yıldız arasında bir şey değildi. Sadece bedavadan bir yıldız kaybetmiş olduk. Şu an ikinci sıradaymışız ama belli olmaz arkadaşlar sonuç. 8 saat var. 2 saldırı daha yapacağız. Artık ikinci gün birinci günün kazananı belli olacaktır. Rakibimiz zaten saldırı yapmamış. Köyleri de bir garip belediye binası 16'ya yükseltmişler direkt şeklinde falan filan. Bugünlük videom bu kadar olsun. İzleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. Tekrardan hatırlatmam gerekirse videoya bir 30 like atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olurlarsa. Şuradan kazıcımı yükseltmeye bırakacağım. 202.000 kare iksire. Kötü bir lig saldırısıydı. Kusura bakmayın ama dediğim gibi diğer saldırılarla telafi etmeye çalışırım. Orada geri çağırma büyüsü de bu arada yine büyük ihtimal şeyden dolayı sorun yaşadım. Oyunun şeylerinde sıkıntı var. Tıklama yerlerinde sıkıntı var bilgisayar sürümünde. Daha sonra anlatırım. Şimdi videoyu sonlandırayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın yine yeni bir videoyla görüşmek üzere. Ayrıca yarın canlı yayın olacak. Tekrardan hatırlatayım. Hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay.